kurye Yunus Emre Göçer kardeşimizin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu firarda. İktidar cephesinden bugün yeni bir açıklama yapılmadı. Ama muhalefet de peşini bırakmıyor. O adamı buraya getirin. Adalet Bakanı'nın getirteceğiz, şöyle yapacağız falan söylemleri kamuoyunu tatmin etmemektedir. İkili anlaşma vardır, yoktur. Bu Türkiye'nin bir egemenlik sorunudur. Somali Büyükelçiliği'ne açıkça bir ikazda ve uyarıda bulunmak istiyoruz. Gereğini yap, bu şahsın iadesini sağla. Muhalefet hem iktidara seslendi hem de Somali'nin Türkiye Büyükelçisi'ne. Kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Büyükelçisi'nin oğlunun Türkiye'ye getirmesini istiyor muhalefet gibi. Ailesi de kaza anına ilişkin Avrasya Tüneli'nin çıkış kamerası görüntüleri Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. İşte o kameralardan alınan fotoğraf kareleri. Kurye Yunus Emre Göçer'in kusurlu olduğuna ilişkin olay yerinde tutulan polis tutanağını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kameraları boşa çıkardı. İkinci tutanakta Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kusurlu olduğu yazıldı. Ama aradan geçen zamanda Muhammed Hasan Şeyh Mahmut yurt dışına çıktı. Şimdi iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için de Adli Tıp Kurumu'na gönderildi dosya. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu korunmuş, kollanmış ve kaçırılmıştır. Biz Somali adli makamlarıyla da görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu anlamda önümüzdeki günlerde de sanığın Türkiye'ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu olacak. Bu şahsın şu anda Dubai'de olduğuna dair çok önemli işaretler var. Bu şahısla ilgili bir kırmızı bülten çıkartıldı mı? Hayır. Bu şahısla ilgili Adalet Bakanlığı, Somali Büyükelçiliği'ne ve Somali Adalet Bakanlığı'na bir yazı yazdı mı? Hayır. Türkiye ile Somali arasında suçluların iadesine yönelik anlaşma yok. Türkiye uluslararası arama kararı çıkartabilir ama hukukçulara göre bu mümkün değil. Çünkü Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki suçlama taksirli suç kapsamında. Yani kuryenin ölümüne neden olan Hasan Şeyh Mahmut ancak kendi isteğiyle Türkiye'ye gelip yargı önüne çıkabilir. 2 Aralık'ta Türkiye'yi elini kolunu sallaya sallaya terk eden Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun arkasından nutuk atmaktan başka elinizden hiçbir şey gelmiyor. Diplomatik girişimler başlatılmış ve gelecek ve Türkiye'de de yargılanacaktır. Sayın Büyükelçiden randevu talep ettim. Bu suçluyu lütfen iade et ve bu suçlu gelsin Türk yargısı önünde hesap versin diye. Somali Büyükelçisi'nin ülkeyi terk ettiği, Türkiye'de olmadığı söylendi bana. İYİ Partili Turhan Çömez aranıyor yazılı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun fotoğrafını yer aldığı bir pankartla Somali'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin önündeydi. Kaza öncesi Avrasya Tüneli içindeki görüntülerse Ulaştırma Bakanlığı'nda henüz aile ve avukatlarla paylaşılmadı.